Afra Ovası Karadeniz'in en büyük ovasıdır ve bu ova sayesinde Bafra halkının çoğunluğu geçimini tarım ve tarıma sanayi, tarıma dayalı sanayiden sağlamaktadır. Bu gelin kardeş olalım projesinde bizim açık alanda bugüne kadar getirmiş olduğumuz başarılı çalışmaların neticesindeki üretimlerimizin bir kısmını da örtü altına alarak hemen karşımızda bulunan Karadeniz'in kuzeyinde bulunan ülkelere biz buradan çok rahatlıkla ürettiğimiz, seralarda ürettiğimiz sebzeleri pazarlama şansına sahibiz. Akdeniz bölgesinin tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ili ise Samsun'da Karadeniz bölgesini çok üst düzeyde tarım kenti diye tanımladığımız tarım potansiyeli çok yüksek bir il. Dolayısıyla bu birlikteliğin eminim ki her iki ile de katkı sağlayacağımızdır. Zira siz birlikte hareket eder ve birlikteliğinizi eğer yayarsanız bu birliktelik size güç olarak geri dönecektir. Zira sizin Antalya'da yapmış olduğunuz ticari bağlantılarınız sezonun bittiği dönemde bizim bu tarafa aktarma şansına sahip olabilirsek şayet bu bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Bizim özellikle bu bölgemizde üretim problemimizin olmadığı, pazarlamada sıkıntı yaşadığımız durum söz konusu. Eğer bunu aşarsak bu birlikteliğin çok büyük bir katkısı olacaktır. Bu projeyle birlikte beklentimiz açıkçası bu anlamda hem belli alanlardaki verimliliği artırarak özellikle işte öğreti altı ve seracılık konusunda Bafra'yı öne çıkartacak bir yaklaşım tarzıyla o alanda ciddi gelişmelerin sağlanabileceğini ümit ederek Antalya'da var olan bilgi birikimini ve teknolojiyi belki bizim bilmediğimiz alanlardaki diğer hususları Bafra'ya aktarmak. Bu gelin kardeş olalım projesi Antalya'yla birlikte bizim bunu yapmamız için bize bir katkı sunacak. Bu alanda daha hızlı ilerlememizi sağlayacak diye düşünüyorum. Belki bizden de alacakları bir şeyler olabilir. Buradan oraya bilgi transferi olabilir. Farklı alanlarda. Dolayısıyla çok güzel düşünmüş bir şey, bir proje, bir uygulama. Antalya ili üreticilerinin ve bitkisel ürünlerin pazarlanması alanında faaliyet gösteren müteşebbislerin seracılık, meyvecilik, mantarcılık, hayvancılık, tropik ürünler, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri yetiştiriciliği ile bu ürünlerin paketlenmesi, depolanması, pazarlanması konularında edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzman teknik kadrosu aracılığı ile kardeş seçtiği ilçelere aktararak tarımsal üretim miktarının ve elde edilen gelirlerin artmasına ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik değeri yüksek çeşitlerin ya da alternatif ürünlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Tarım sektörü insanlık için hayati, ülkemiz için de stratejik bir sektördür. Çünkü tarım besin ihtiyacının karşılanması yanında milli gelire, ihracata, istihdama ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı önemli bir sektördür. İşte bu kapsamda biz Antalya olarak Antalya ilinde ilimizin coğrafi konumu ve uygun ekolojik sayesinde 4 mevsim tarım yapılmaktadır. İlimizde örtü altı sebze ve meyveyi ön plana çıkaran bölgemizdeki yapılan örtü altı tarım ve bu bölgemizde bu üretime verilen önemdir. Yeni teknolojilerin ve pilot uygulamaların en çok uygulandığı bir il olarak Antalya'yı ön plana çıkarmıştır. Bu örtü altı birikimimizi ve teknoloji kullanımını sadece Antalya değil tüm ülke satına yayarak ülkemize tarımsal üretim potansiyeline katkı sağlamak, yine ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmayı hedefleyerek bugün Antalya olarak biz geliştirmiş olduğumuz gelin kardeş olan projesini teklife çıktığımızda 40 ilden 67 tane müracaat oldu. Maalesef 18 ilçeyle kardeş olabildik. Bu 18 ilçelerde de biz Bafra olarak sizlerle kardeş olmaktan mutluluk duyarak biz il müdürlüğü olarak
benim sorumdaki bir şube, bitkisel üretim, bitki sağlığı şubesi olarak yine Antalya'da ört altı üretimin kontrol ve koordinasyonunu sağlayan bir birim olarak kardeş olduk. Biz mutluluk duyuyoruz. Bu birikimimizi sizlerle paylaşmaya heyecanlanıyoruz.